Sayın Başkan, değerli vekiller, bütçenin 6. maddesi üzerine söz aldım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu bütçeye bakınca sizin de pusulanız olan Üstad Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri anımsadı. Diyor ki, kış yakın, evde odun yok, tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Evet, durum buyken biz hala iktidardan masallar dinliyoruz. Ancak bu masallara çocuklarımız bile artık inanmıyor. Niye mi? İktidara geldiğiniz günden beri ne söylediyseniz tam tersini yaptınız. 3Y ile yoksulluk, yolsuzluk, yasaklarla mücadele edeceğiz dediniz. Ne oldu? Yoksulluk dediniz, yenmeyi bir tarafa bırakın. Asgari ücretliyi yoksul sayılabilmesi için 4 ayrı işte çalıştırmak durumunda bıraktınız. Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı geçti. Yani milyonlarca emekçiye layık gördüğünüz asgari ücret ne acı ki onları yoksul sınıfına sokmaya bile yetmiyor bugün. Bunun utancı da vebali de iktidarınızındır ve sizlerindir. Yolsuzluk dediniz, vatanın toprağını, varlıklarını, kaynaklarını rahmetli bakanınız Unakıtan'ın da dediği gibi babalar gibi yok pahasına sattınız. Hazine arazilerinden ihalelere her şeyi parsel parsel yandaşa dağıttınız. Yetti mi? Hayır. Emekçinin alın terinden kestiğiniz vergilerle fonlar kurup halkı değil bir avuç tefeciyi beslediniz. Sözün özü, devri iktidarınızda yolsuzluklar azalmadı ama haramsız iş azaldı, haramzade çoğaldı. Evet, gelelim yasaklara. Ne acı ki güzel yurdum 64 yıl öncesine gitti. Bakın, bu afişe bakın. 1957 yılında basılan bu afiş çok anlam ifade ediyor aslında. Bir daha bakın, niye mi? Çünkü bugün de hırsıza hırsız diyemiyoruz. Çünkü yasak. Evet, yani yasaklarla mücadelenizin de yalan olduğunu bir kez daha gördük. Ak dediğiniz her şeyin kara olduğunu gördük. Bütçenin detaylarına gelinecek olursa özellikle altını çizmek isterim ki şükürler olsun bu sizin hazırladığınız son bütçe, gidiyorsunuz. Türkiye'yi topyekün sefalete mahkum eden bu sosyal cinayet düzeninin artık biteceğini görüyoruz. Gidiyorsunuz. Ama gider ayak faturayı da millete yüklüyorsunuz gene. Evet, tek adam rejiminin inşa edenlerin, denge denetim mekanizmalarını kaldıranların, ekonomi yöntemini, Merkez Bankası'nı, hatta TÜİ'yi bile siyasi silaha dönüştürenlerin halk yararına bir bütçe yapması mümkün değildir, düşünülemez. Ve bizi yanıltmadınız. Milyonlar yoksulluğun pençesinde kıvranırken, gençlerden, kadınlardan işsizler ordusunu oluşturmuşken, emekçinin, emeklinin borcu gırtlağına çıkmışken, mutfaklar alev almış yanıyorken, velhasıl yoksulluk ve çaresizlik ülkenin dört bir yanına yayılmışken, İçi bomboş bu bütçeyle büyümeyi, üretimi, istihdamı, yatırımı, tasarrufu hedefliyorsunuz. İyi de ekonomik kurtuluş savaşını Türkiye'yi katar katar satarak mı yapıyorsunuz? Bu bütçe ülkenin kaynaklarının, limanlarının, fabrikalarının bir avuç tefecinin rehin verilerek kumpas belgesi olarak önümüze gelmiş bir bütçedir. Düne kadar ekonomik istikrarla övündünüz, bugün büyüyeceğiz diyorsunuz. Biz ne kastettiğinizi biliyoruz bundan. Buradan soruyorum. Döviz garantili ve otoyollara rant akıtarak mı büyüyeceksiniz? SBK ve Zarap gibi karanlık kişilerle yolsuzluğu meşrulaştırarak mı büyüyeceksiniz? 128 milyar doları buharlaştırdığınız devlet hazinesini boşaltarak mı büyüyeceksiniz? Liyakati içe sayıp 3-5 maaş bağladığınız kişilerin cebini daha da doldurarak mı büyüyeceksiniz? Yoksa toplumsal buhranı her geçen gün biraz daha tırmandırıp şiddeti körükleyerek mi büyüyeceksiniz? Bu gerilim ortamının ağır bedelini maalesef milletimiz, halkımız ödüyor. Açlık ve yoksullukla ödüyor. Hani diyor ya Tevfik Fikret, millet acılı, millet ölümün eşiğinde. Ama bu doyumsuz sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. İşte bu bütçenin gerçeği budur değerli arkadaşlar. Bütçe ekonomik politikalarından ve rakamlardan ibaret değildir. Aksine iktidarın esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye, kadınlara, gençlere vaat ettiği demokrasinin göstergesidir. Oysa sizin göstergeleriniz de
tıpkı demokrasiniz gibi hileli. Çünkü tek adamı üzmeyecek istatistikler kurumu sürekli terazinin ayarlarıyla oynuyor. Örneğin milli gelirimizi artırmak mı istiyorsunuz? Tedavüle girdiği gün 131 dolar olan 200 liranın bugün %89 eriyerek 14 dolara gerilemesi sizi korkutmasın. Hesaplama yöntemini değiştirirsiniz, milli geliri yükseltirsiniz, bir gecede milyonlarca yurttaş gerçek olmadığı halde zenginleşmiş gibi yansıtırsınız. Yansıtmadınız mı? Yansıttınız. İşsizlik mi? Hiç dert etmeyin. Vatandaş iş aradığını bildirmiyorsa eğer size göre zaten çalışıyor demektir. Böylece işsizler ordusunda teriz edersiniz, orada işsiz kalmaz. Yapmadınız mı? Yaptınız. Bütçe açığımı üzerinde düşünmeye değmez. Merkez Bankası'na şak diye emir verirsiniz, tak diye faizi düşürürler, rezervler erir ama neticede çark döner. İtiraz eden olursa görevden alırsınız. Almadınız mı? Aldınız. Tüketici güven endeksi mi? Sorunlu değil. Endişelenmeyin. Çıkartırsınız tasarruf ihtimali kalemini, artırırsınız ülkede ekonomiye güveni. Enflasyon mu? Duymamış olalım. Hesaplarken halkın alışveriş sepetini bırakırsınız, sarayın market arabasını alırsınız, tartıda hile yaparak enflasyonu düşürmüş olursunuz. Yapmadınız mı? Yaptınız. İşte görüyoruz. Evet, verilerle oynayarak Türkiye'yi yönetirsiniz ama insanların yaşadığı dramı değiştiremezsiniz. Bakın bugün marketlerde sütten peynire, bebek bezinden bebek mamasına kadar onlarca üründe alarm var. Tablo bu. Sarayı kızdırmaktan korktuğunuz kadar kul hakkı yemekten de korkun. Unutmayın, sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün sorarlar. Biter bu dertler acılar, sararlar bir gün sararlar. Evet, o acıları biz saracağız. Evet, rakamlarla değil, vicdanla gelin, aşkla gelin, işle gelin, umutla gelin diyen vatandaşlarımızın yaralarını biz saracağız. Unutmayın ki insanın tarihi emeğin tarihinden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla içinde insana dair hiçbir iz bulunmayan bu bütçe emekten yana değildir. Çünkü kaynakları halk için hakça bölüştürmediğiniz sürece insan onuruna yaraşır bir yaşam sunamazsınız. Bakın bu bütçede yaşamın her alanında ötekileştirilen kadınların adı yok. Niye mi? Günde 7 kuruşla kadınları güçlendirmeniz mümkün değildi ondan. Yok böyle bir dünya. Önce eşit temsiliyet hakkını getireceksiniz. Bu da yetmez. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceksiniz. Bu da yetmez. Cinsiyet eşitliğine dayalı bütçe yapacaksınız. Borçla doğan çocuklar da bütçede bir gelecek göremiyor. Günde 72 kuruşla çocuklarımıza refah sağlayamazsınız. Eğitimden ayrılmalarını önleyemezsiniz. Suça sürüklenmelerini engelleyemezsiniz. Dilim varmıyor ama istismar edilmelerini, küçük yaşta zorla evlendirmelerine engel olamazsınız. Önce zihniyetinizi değiştireceksiniz. Ya gençler, günde 20 kuruşla gençleri hangi geleceğe hazırlayacaksınız? Hazırlayamazsınız. Gençler yurt dışına gitmesin demekle olmuyor arkadaşlar. Onlar için istihdam politikaları uygulayacaksınız. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Düne kadar seçim meydanlarında bizim Hans'tan, George'dan ne farkımız var? Ahmet, Mehmet, Ayşe de öyle yaşayacak deyip caka satıyordunuz ama öyle olmadı. Ne yazık ki bugün günde 6 kuruş ayırdığınız 84 milyon yurttaşımız sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkün olmayan bir hayat sürüyor. Bu bütçede emekli yok. Görünen ki onları çoktan hayattan emekli etmişsiniz. Zorunlu harcamaları düştükten sonra günde 15 lirayla ömürlerinin geri kalanını rahat ettirmeyi bekliyorsunuz. Bakın 76 yaşındaki vatandaş, 30 senede devletime çalıştım. Aldığım maaşla geçinemiyorum, maaşımdan hala vergi kesiyorlar diyor. Evet, taşı sıksanız vergisini alırsınız da kemer sıkmaktan kemikleri sayılan vatandaşın helal oyunu artık alamazsınız. Hiç kusura bakmayın, ekonomi politikalarınız bir kez daha göstermiştir ki AKP neden fakirlik, fukaralık sonuçtur. Artık söyleyecek sözünüz yok. Millete bakacak yüzünüz kalmadı. Aslında bu bütçenin bir imkansızlıklar itirafnamesi olduğunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bir inat uğruna ülkeyi felakete götüren bu sisteme ses çıkarmıyorsunuz.
suça ortak oluyorsunuz. İtibardan değil. Anlayın sözlerinizi. İtibardan değil ama temel yaşam hakkından tasarruf ediyorsunuz. Artık susmayın. Evleri değil ama cepleri ısıtan doğal gaz faturalar için zam gelmiş ama mini mini diyenlere artık bir olmayın. 2 kilo yerine yarım kilo et yiyin. Ne olacak diyenlerin açlığı meşrulaştırmasına onaylamayın. Yokluk yok, bolluk ortada diyenlerin ekmek kuyruklarında kumpas kurmasına artık izin vermeyin. Elektriği kısan daha az öder diyenlere 1000 odalı sarayın faturasını vatandaşa ödetmesiyle ilgili artık razı olmayın. Yandaşın borcunu kepçe kepçe silerken çiftçiye, esnafa borcu nedeniyle kelepçe takanları artık dur deyin. Hakikat karşısında kör, sorunlara sağır, çaresizliğe dilsiz olanlar hayattan kısıyorsunuz da şu itibardan neden kısmıyorsunuz diye artık sorun, sorun onlara. Evet, ne yazık ki Türkiye'de umutsuzluğu büyüttün. Sayın İlgez'de süreniz tamamlandı. Teşekkür ederim. Süreniz tamamlandı. Açalım mikrofonu arkadaşlar. Kıyılarsa yağmalanmış. Umut acizde. Sana yokluk, sana yasak, sana dam. İnsan değil, haşa. Bir yağmacı soyu bu. Bıçak kemikte. Hiç merak etmeyin. Gidiyor gitmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Umudunuzu kaybetmeyin.